Burada nasıl 80 kilometrelere gidiyordu ya? Oo, şurada da varmış. Hava çok ısındı ya. Buradaki dönerler ne güzelmiş. Evet. Hortum da bundan çekeriz. Hortum var mı? Bilmiyorum, buluruz bir şey ya. Motorda 30 kaldı. Gideceğimiz yer 35. Benzinci biraz ileride 3 kilometre diyor ama benzinci varmış gibi durmuyor. Bu petrol çalışmıyor. Yok yani. Allah, iki kişi sıkıştı. Arada mı kaldık oğlum? Dili de çalışmıyor. Buton diyor, ne butonu? Buradan bayağı zikzaklı yol gösteriyor. Col de Cayole. Cayole geçidi 2300 küsür metre. Oradan artık aşağı iniyoruz güneye doğru. Burada nasıl 80 kilometrelere gidiyordu ya? Neredesin sen, göremiyorum. Heh, gördüm. Bak bana. Burada nasıl 80 kilometrelere gidiyor Allah aşkına ya? Giden gidiyor demek ki. Hadi bakalım. Hayır, tek şerit olsa neyse de gidişti geliş bir de bu. Yani şu bir araba öncesi var. Pek araba gelmiyor galiba buraya zaten. Herhalde eskiden arabalar kullanıyormuş burayı. Ama sonra otoyollar falan yapılınca tahminim buralardan geçiyorlar. Kışın burada hayat ölü de ev yok. Kışın evet, burada hani şey de yok, kış turizmi de olacak bir şey yok sanki. Yani çünkü kayak yapacak şey çok düzgün değil yani, çok dik. Kayak da yapılmaz. Manzara çok tatlı. Geçit de güzel yapmışlar ha. Hı hı. Şurada aşağı iniliyormuş. Sağdaki şelaleye bak. Çok güzel gözüküyor. Oo, tam karşımızda şöyle. Oo. Oo, şurada da varmış. Oo. Araba geliyor. Gördüm. Bunlar da hiç uyarı koymamışlar ya. Evet, bunlar koymamış. Ne yapsak, girsek mi buraya? Yemek için mi? Ha. Evet. Girelim. Evet, buraya park edeyim diyeceğim ama. Oraya edebilirsin. Ben de buraya edebilirim. Burası kaldırım mı acaba? Değil. Bence de değil. Merci. Kadın beğendi motoru. Aşağıda mısın? Aşağıdayım. Eldiveni değiştiriyorum. Şu an bayağı sıcak. Hava çok ısındı ya. Evet. Kaç derece? Nerede yazar ki o? Dur telefona bakıyorum. Yok şeyde yazar şimdi. Motorda yazmıyor mu? 28 derece diyor. Oha. Şu an pişiyorum. Acayip. Oo, eldivenler iyi geldi. Bu arada o otele gidince onu şey yapalım. Yağlayalım. Zincir mi? Evet, zinciri yağlayalım. Nasıl bir yer ya? Benzinci geçiyoruz. Nerede benzinci? Dağdaydı. Orası benzinci mi? Benzin var burada, bilmiyorum. Ha, benzinci mi? Evet. Tamam, bir bakalım. Oha, 2.03 95 ile 98 en panne, yok diyor. Ha, yok. Ha, yok sanırım. Devam. Bu arada biz güneye iniyoruz ya. Türkiye'deki gibi güneye indikçe ısınıyor olabilir ha. O kadar inmemişiz lan. Gerçi neredeyse 100 km. Neredeyse Nis'e kadar indik ya. İneceğiz yani sonunda. Buralar suyla doluyor herhalde bir zaman. Muhtemelen. Ya dağlardan işte iniyordur. Dağlarda erimiş kar. Kar eridiği için buralar şu an kuru. Bence. Azalmış işte. Tabii bu sene ne kadar kar yaptığına da bağlı yani. Biliyorsun bazı seneler çok kar yağıyor, bazen yağmıyor. O zaman nehirler azalıyor veya çoğalıyor. Senin yakıt durumu ne hanım? Yarım depo. Az yakıyor bak o motor. Oğlum küçük. Buradaki dönerler ne güzelmiş. Evet. Bu yol da çok iyiymiş ya. Yol harika değil miydi ya? Hep bizim tarafta tünel vardı ama. Evet, çok iyiydi ya. Karşıdan gelenleri tüneli az. Evet. Ne güzel yapmışlar yolları. Low battery. Benim İletişim aletinin şarjı bitecek. Bu akşam güzel şanslı dedim onu var. Evet, birazdan bitecek. Zaten şey de bitti, 50 kilometre kaldı. Evet. Benim benzin de 50 kilometre kaldı. Hortumla bundan çekeriz. Hortum var mı? Bilmiyorum, buluruz bir şey ya. Oğlum bu yolu da çok sevdim ya. Low battery. Goodbye. Şöyle kayalardan düşen taşlar için çalışmalar. Yakıtımız azaldı. Bayağı uyarımız var. 34 kilometre menzil kaldı diyor. 5 kilometre sonra bir tane benzinci var diyor. Umarım benzin vardır. Hava sıcaklığı da 30 dereceye ulaştı. Hareket etmezken bayağı yıpratıcı oluyor aslında. Benzinci vardır umarım. Atıyorum 40 kilometre kaldı diyor musun? Yani motorda 30 kaldı. Gideceğimiz yer 35. Benzinci biraz ileride 3 kilometre diyor ama benzinci varmış gibi durmuyor. Bakalım. Yaklaşık böyle bitmesine 20 kilometre kala olan bir yerde petrol gözüküyordu. Oraya gittik. Ama orada petrol falan yoktu. Sonra yeni bir yer bulmamız gerekti. Oradakilere sordum. Enol diye bir yer varmış. Anot ya da Anot. Bu Anot'ta var dedi. Peki dedik, Anot'a doğru gidelim bakalım. 20 kilometrenin üstüne 6 kilometre geri gitmemiz gerekti. Oraya geldik. Benzincinin gösterdiği yerde yine benzinci yok. Bu sefer neyse girdim bir tane bir şeyler satan dükkan vardı. Onlara sordum. Çat pat İngilizce anlaştık. Meğer o benzinci adres olarak gösterildiği yerde değil, yaklaşık 1 kilometreden fazla bir yer ilerideymiş. Bana dediler ki 1 kilometre sonra sağda ileride. Gidiyorum, 1 kilometreyi geçti. Daha da bulamadık. Endişelenmeye başladım ama neyse ilerideymiş, evet. Oradan aldık benzinleri de bir rahatladık yani. Yani şu an haritada bir tane daha petrol gösteriyor. Şu an görüyorsunuzdur belki. Şimdi bakın o petrol nerede? Bu petrol. Bu petrol. Çalışmıyor. Yok yani. Harita güncel değil. Bakalım neyse hallettik yolda kalmadan. Onu da bir güncelleyeyim dedim. Çok yolumuz kalmadı bugün bitmesine. Sadece biraz geri gelmiş olduk. Biraz da son dakikalarda stres oldu tabii yolda kalma derdinden dolayı. Ya bir şekilde çözerdik de çok yolda kalıp sonra git öbür motorla al benzin getir vesaire uğraşmak hoş olmayacaktı. Neyse hallettik. Bir heyecan oldu değil mi? Ya uğraşacaktık, bir şey olmazdı da yani. Temiz temiz iki motorla gitmek varken bir motorla nakliye yapacaktık. Hadi önden git. Nasıl gidiyor? Bu değişik, bu 1-2 diye sayıyor ama şey yapıyor. Bir de onun içinde sayıyor. Hem sıcak aldı, götüm yandı şu an. Acayip pişik olmuş olabilirim. Hadi bakalım. Tepeden gördüğümüz göle kadar geldik. Adam gelmiş kayaların orada oturuyor. Denize göle giriyor. 4 kilometre kaldı. Yorulduk. Evet. Sonu ama yine de biraz bence benzin olayı. Yoksa biz buraya gelmiştik bile çoktan. Bak nasıl kullanıyorum, göstereyim. Bak şimdi bak. Burası epey turistik bir yermiş. Dün kaldığımız dağ oteli gibi değil. Bakalım. Bakacağım. Geldik diyor da. Burası turistik bir yere benziyor. Hoş. Ha bu. Bir soralım nereye bırakacağız. Sen burada dur. Şöyle gel. Şuraya, şuraya. Aha. Abi şu tahtayı alsana. Şu tahtayı alsana. Otel bayağı Bu 3 yıldızlı otel. Dünkü 2 idi galiba. İlk günkü 3'tü. Aa, Fransa maçı var. Okay. ...35-37... Her katta bir şey var... ...38... Baksana... 3 kişilik oda bu... Bizim... Hep açık... Nasıl? Ya normalde havuz barları... Havuz bitince oda kapanır yani... Evet... Ama burası otel be ya... Otellerden bahsediyorum. Lüks otellerde bile öyle. Başka barı kullanıyorsun, o barı kullanmıyorsun. Aa, bira almaya gitmişler. Herkes böyle abuk sabuk şeyler için. Abi şurada şişe vardı. Bira şişesi mi? He. I thought you have also beer there, so that's why. Not this one. Normally I have here, but it's finished. Okay. Daha çok yukarıda bir şey var ama ne o? Kilise gibi bir şey. Çan da var orada. Bizim şu anki kalacağımız otel bu. Bir iki binayı birleştirmişler. Hmm. Biraz daha havuza bakım yapsalar. Gerçi kimsenin havuzu iplediği yok da. Evet, havuz sanki süs havuzu gibi. Ha, o kadar şezlong var ama. Şu kısmı temiz de, şu kısmı biraz ölmüş. Bugün de havuz sefamız böyle olsun canım. Mayolarla oturup havuza bakalım. Hep havuza mı gideceğiz? Şurayı çek, şurayı. Ama iki cista... Ulan ne sıkıştık? Arada mı kaldık oğlum? Hakikaten vallahi mi arada kaldık ha? Sen stopa bastın herhalde. Bilmiyorum. Enerjisi bitti oğlum. O ne? Küllük mü? Burada kalp hep kalmıyor galiba burada. Düğme mi ki o? Zili de çalışmıyor. Açılsa da zaten çıkmam. Oğlum burada çok kalınlıyor demek ki. Küllük koymuşlar. Buton diyor. Ne butonu? Pool. Kapı. Kapı mı? Bunu mu çekmişiz? Poolmuş bu ya. Ben push yapıyorum. Biraz inersem. Bu nedir ya? Thank you. You say that correct. And the red button. I don't understand the pull. I try to push it. No, you have to pull. You don't touch this one. Thank you. For red flag. Red flag. Ben ona mı yaslandım acaba? Biz ona bastık galiba. Emergency stop. Oğlum göt kadar şey tabii. Allah. Sonra tepişirken. Bir şey daha, bir yaşıma daha girdim ha. Kapının anahtarını takmıyorsunuz, dış kapını. Yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Asansör efsane ya. Neyse güzel macera oldu. Evet. Sesimizi duymuşlar. Pul diye. Terası varmış. Bir tek ne olduklarını bilmiyoruz.